Betan kurtarım. Kebabın tadına bakamadım ama limon dondurması güzel. Orada. Kerem Melih Gültekin. Nasıl şenlik geçiyor? Güzel. Neler yapıyorsun? Dondurma yedim. Çiğ köfte dürüm yedim. Öyle. Evet. Adın soyadın? Anıl Köksal. Anıl, Adana sırasını bekliyorsun. Evet. Çok mu seviyorsun Adana'yı? Evet. Fatma Azra. Fatma, ne yapıyorsun burada? Kebap, Adana kebap bekliyorum. Baharın gelmesi ve yazın yaklaşması üzerine okullarda bu tür faaliyetlerimiz başladı. Biz de Kozanlı esnaflar olarak okulda bu şekilde düzenlemeleri olan yöneticilere, okul yöneticilerine yardımcı olmak için kermeslerine dahil oluyoruz. Şu an her şey güzel. Gördüğünüz üzere insanlar hem kebaba hem sucuk ekmeğe büyük bir rağbet var. Sucuk ekmeğini keçi etinden yapıyoruz. Bizim Kozan bölgesine özeldir. Ve içerisine kesinlikle katkı maddesi karıştırmıyoruz. Bu daha bir lezzetli yapıyor. Lezzetten anlayanlar da böyle bu şekilde metrelerce bir kuyruk oluşturuyor. Ben Seyban Karaköse, Halit Dağlı İlkokulu'nun müdürüyüm. Kahramanmaraş merkezi depremde çocuklarımız daha çok etkilendi. Hem onun stresini atsınlar, hem bahar geldi. Ortalık cıvıl cıvıl oldu. Çocukların böyle bir talebi de vardı. Biz de farklı bir konsept yapalım dedik. Hem lezzet festivali hem çocuk şenliği ikisi bir arada olsun dedik. Anneler babalar lezzet festivalinde damaklarını tatlandırırken çocuklarımız da oyun parklarımızda eğleniyorlar. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize hem bu yaptığımız etkinlikle yöresel lezzetlerimizi aktarmış oluyoruz. Ne var mesela? El yapımı sucuk, sucuk ekmek, Adana kebap, saç böreği, Kozan'ımızın meşhur limon dondurması, özellikle Tapaneli Kooperatif'in lavanta ürünleri. Yani buradaki ürünlerin tamamı yöresel lezzetler. Çok mu seviyorsun sucuk ekmeği? Çok mu güzel?